burada Murat Bey'e şunu sormak istiyorum. Barış'ın bıraktığı noktadan. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir şekilde gündem belirledi. Hep eleştiriliyor ya, bu muhalefet bir türlü gündem belirlemeyi beceremiyor, iktidarın peşine takılıyor diye. Son belki de bir 6 aydır falan gerçekten hep iktidarın açıklama yapmak zorunda kaldığı gündemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani mecburen açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Üstelik bir tane açıklama gelmiyor. Bir de açıklama yapmaya pek alışık olmadıkları için biri başka şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Öbürü birinin dediğini yalanlıyor. Aynı hükümetin içinden apayrı farklı açıklamalar çıkıyor. Yani garip bir tablo var ortada. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Sizin yorumunuz nedir? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 128 milyar dolar dediği zaman, ki biraz önce Emin Çapa da hesabını yaptı. İnanılmaz bir para bu. Yani bu para çok büyük bir para. Bu parayla pek çok şey yapılabilirdi. Tableti olmayan öğrenciler var, kapanan iş yerleri var vesaire vesaire. Herkesin kafası direkt şöyle çalışıyor aslında. Bu 128 milyar dolarlık para başka bir yere gitti. Başka bir kaynağa harcandı. Başka bir yerin kaynaklarına aktarıldı. Dolayısıyla bir de böyle bir yaklaşım var. Yani CHP'nin vurgusundan böyle olduğu anlaşıldı. Ne diyeceksiniz? Şimdi onu bir netleştirmek istiyorum. Çünkü orada çok kafa karışıklığı var. Bir, hazinenin, bütçenin harcamaları başkadır. İki, rezervler başkadır. Bu gidip de bir hizmet alınmak için kullanılan paralar değil. Bir ticaret yapılan paralar değil. Bunlar karşılıksız da değil. Örneğin siz gidiyorsunuz, Merkez Bankası'nın 1 milyar doları var. Bunu piyasaya satıyor. Diyelim ki o günde dolar kuru 6,5 TL. Karşılığı 6,5 milyar TL alıyor. Yani karşılıksız değil. Bu 128 milyar doların karşılığında bir sürü Merkez Bankası piyasadan Türk lirası aldı. E peki o zaman sorun nerede diyeceksiniz? Şurada zaten Merkez Bankası Türk lirasını basabiliyor. Orada çok bir sorun yok. Mesela dolar basamamız, dolar üretemememiz. Değerli olan bu. Dolayısıyla bu bir bütçedeki işte biz Diyanet'e yanlış para aktardık, yandaşlara bir ihale verdik gibi değil. Bambaşka bir husus. Onun da 3 sakıncası var. Oradan CHP'ye bağlamak istiyorum. Şimdi bu işlemler 2019-2020'de yapıldı. Şeffaflık dışı şekilde yapıldı. Muhtemelen bilmiyoruz şeffaflık dışı olduğu için. Tahmin ediyoruz. Yaklaşık 6-6,5 dolar seviyesinden bu kadar rezerv satıldı. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki olması gerekenden 1 lira daha düşük bir fiyattan bu kadar rezerv satılmış. Bu çok ciddi bir kamu zararı demek. Birinci mesele bu. Yani siz serbest piyasaya anons etmeden, duyurmadan bunu ucuz fiyattan satıyorsunuz. Yeter ki kur düşük kalsın veya faiz arttırmama gerek kalmasın diye. Yani altını çiziyorum. Bu bir hükümetin, hazinenin, maliyenin harcaması gibi bir şey değil. Şimdi birinci sorun bu. Kamu zararı. Çok net. İki, ulusal güvenlik sorunu. Neden? Şu anda biz varsayalım ki Suriye'de bir çatışma çıktı. Savaşa girdik, Allah korusun diyelim. Biz birçok silahı yurt dışından alacağız. Nasıl alacağız? İthalatla. Peki ithalat için dövizi nereden bulacağız? Böyle olağanüstü durumlarda belki Türkiye yaptırımlara uğrayacak. Ne yapmamız lazım? Rezervlere gitmemiz lazım. Var mı? Yok. Az önce Emin Bey de Ümit Hoca da anlattılar. Ne demek oluyor bu? Biz olağanüstü durumlar için saklamış olduğumuz paraya şu anda sahip değiliz. Böyle bir rezerv yok. O zaman ne olacak? Ulusal güvenlik sıkıntısı da yaşıyoruz. Üçüncüsü de şu. Yine Emin Bey biraz önce söyledi. 2016 yılına kadar bu politika uygulandı ara ara. İyi bir politika değildir ama uygulanabilir. Tercih edebilirsiniz. Para politikasıdır bu. Açık bir şekilde yazarsınız. Ne zaman ihale yaptınız? Yani satış ihalesi veya telefonla soruyorsunuz bankalara. Kimle yaptınız? Hangi fiyattan yaptınız? Bunların hepsinin verisi olması lazım ve kamuya açıklanması lazım. Hiçbiri kamuya açık değil. Dolayısıyla burada da üçüncü bir sorun var, şeffaflık. Bu üçünden ötürü de bu çok net bir suç. Net bunu söyleyebilirim. İktidar değişimi olsun. Çok rahatlıkla bir avukatla gidip de danıştaya başvurunuzu yaptığınız zaman yargı bağımsızlığı varsa kayıtsız şartsız bunu kanıtlarsınız. Hatta iyi haberi de vereyim. Bu bütün işlemler Merkez Bankası ve 3 kamu bankası üzerinden yapıldı. SPK, BDDK düzenlemeleri gereğince en az 5 yıl işlem defterleri saklanmak zorunda. Yok edemezler, yok ederlerse yok edenlerin başı belaya girer. Merkez Bankası zaten onu ebediyette saklamak zorunda. Dolayısıyla şu anda hükümetin yapmaya çalıştığı şey, CHP bunu gündeme taşındığı için baskın basanındır deyip bir gözlerini korkutayım da konuyu gündemden düşüreyim de
tutmadı. Bunu gündeme taşımakta hala büyük fayda var. Şimdi gara da düş, yani operasyon da düşmedi, bu da düşmedi. Başka işte yani bir yerden bastırayım deyince öbür yerden çıkıyor. Peki ben yine hiçbir şey bilmeyen ekonomi konusunda kör cahil olarak size bir soru sorayım. Gerçekten. Şimdi 2018 yılının yaz aylarını, Temmuz ayını düşünelim. Orada bir anda dolar anormal bir fırladı, hatırlayacaksınız. Ve böyle bir anda, bir gecede hatta herkes panik oldu, değil mi? O millet işini gücünü bıraktı, birden acil toplantılar düzenlendi. Ne kadar da hatırlamıyorum, bir üç küsurlardan bir anda altılara, oradan da hatta dokuzlara mı yükselecek, onlara mı gidecek diye böyle panikler olundu falan. Ondan sonra bir miktar geriye düştü. Ondan sonra tekrar çıktığında herkese bir sanki bir öncesinden bir hani alıştırma yapıldığı için kimsenin bedeninde, bünyesinde rahatsızlık yaratmadı. Etap etap, kademe kademe dolar çıktı çıktı, yedi küsürlere geldi. Şimdi bu mesela fazla sorgulanmadı özellikle iş dünyası açısından. Dolayısıyla bugün baktığımızda CHP'nin bu gündeme getirdiği mesele, ama bir sürü işini dolarla yapan İş insanı vardı, şirketler vardı, ihracat, ithalat yapanlar vardı. Ne bileyim ben, ham malzeme, ham madde alanlar euro ile dolarla alıyorlar. Peki bunlar ne oldu? Yani bu soruyu sorarken siz diyorsunuz ya, hani yandaşlara gitmiş para değil, birilerine harcanmış para değil. Değil, ama bir sürü insanın da işinin çökmesine, bitmesine, mahvolmasına yol açmadı mı? Şöyle diyeyim. Bana mı? Şimdi bu para Size de soracağım. Önce Murat Bey'e sordum. Aynı soruyu size de geleceğim. tamamdır. Şöyle diyeyim. O esnada kim döviz almak istiyorsa bu paraları aldı. Bu siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim, yandaşlar da olabilir veya Türkiye'nin daha itibarlı iş insanları da olabilir, yabancılar da olabilir. Peki sizin benim alabileceğimiz bütçemiz belli. Bizler küçük yatırımcıyız. Bizim gelirlerimiz belli. Dolayısıyla daha çok kimdir? Büyük işletmeler veya yerli yabancı büyük yatırımcılardır. Tabii ki neden peki hükümet böyle bir şey yaptı? Kur çok yukarı giderse büyük açığa sahip şirketlerin iflas etme riski vardı. O şirketlerin de daha çok kimler olduğunu biliyoruz. İşte hükümete yakın olanlar. Dolayısıyla kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Hiçbir zaman söyleyemeyiz hatta. Ama çünkü bankalar bunları açıklayamazlar. Ama şunu çok iyi net biliyoruz. O esnada ihtiyacı olan herkese bu fazla verildi. Gereksiz yere ucuzdan satıldı. Şu anda onlara daha çok ihtiyacımız var. Çok daha ihtiyacımız olduğu günleri geldi. Kasada o para yok. Kullanamıyoruz. Dediğimiz gibi bu tamamen dağıtılmış oldu. Şimdi bu noktada da benim eklemek istediğim şey şu. Paranın kime satıldığından çok şu anda daha çok ihtiyacımız olduğu günlerde kullanamamamız, zararına satılması ve şeffaflık dışı satılmasını gündeme taşımamız gerekiyor. Yani çünkü burada bir suç fiili var. Yani bunların kanunda kullanım şekilleri belli. Siz uluslararası rezervlerinizi bu şekilde günlük işlemler için kullanamazsınız. Bunların dışına çıkmışsınız. Gerekli paylaşımı yapmamışsınız. Dolayısıyla da bu bir yasal bir süreç değil. Üstüne gitmek gerekiyor. Evet. Peki Emin, var mı Ümit Bey'e soracağın soru? Ümit Bey, ben bir şurayı biraz bize şey yapar mısınız? Aynı zamanda bir siyasi kimliğiniz de var. Ben şunu merak ediyorum. İktidar bundan neden rahatsız oluyor bunun sorulmasından? Murat Bey'in söylediği gibi bunun bir suç unsuru olmasından mı? Yoksa aynı zamanda, çünkü ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Esnafın, işsiz kalanların, sıradan halkın, ya bu kadar para harcanmışsa biz niye görmedik bunu, pandemi için harcandıysa veya ülke için harcandıysa biz niye görmedik, biz de vatandaş değil miyiz demesi de rahatsız ediyor olabilir mi? Yani ikisi de bir arada olabilir mi bunun? Şimdi burada ilk önce Murat Bey'in tahliline, analizine bir şeyler eklemek gerekiyor. İyi Parti olarak biz zaten birkaç defa bahsettik de para politikası kurulunun tutanaklarının açıklanmasını talep ettik. Yani Merkez Bankası'nın para politikası kurulu düzenli aralıklarla toplanır ve burada çok önemli kararlar alınır, ekonomiye yön verecek. Bu tutanaklar açıklanırsa orada hangi başkan yardımcılarının ya da o dönemde başkanın hangi yönde karar aldığı, bu para politikası hakkında ne düşündüğü bence açığa kavuşturulur. Murat Bey, bir eklemem daha var. Sonlara doğru, yani Merkez Bankası'nın rezervleri erirken
bizzat kamu bankaları da döviz açık pozisyonuna döviz açık pozisyonu yaratmaya başladı. 10 milyar doların üstünde kamu bankalarının bir döviz açık pozisyonu var. Yani bir başka şaibe de orada. Ne zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinin artık kritik seviyesinin çok altına indiği anlaşıldı. Bizim kamu bankaları da biraz önce Murat Bey'in dediği 3 tane kamu bankası da döviz direkt olarak satmaya başladılar. Bunun için de döviz borçlandılar. 10 milyar doların üstünde bir paradan bahsediyoruz. Burada tabii ki bunu her zamanki gibi biraz göz korkutarak polisiye tedbirlerle örtmeye çalışan bir iktidar var. En temel problemlerden bir tanesi de tabii ki hani şeffaflık ve hesap verebilirliğin, yani kamuda olmazsa olmaz iki tane kriterin, şeffaf ve hesap verebilirliğin çok uzağında olmaları. Bir noktada bence iş dünyasıyla ilgili bir şeyler söylemek gerekiyor. Bakın, gelişmiş ülkelerde iktidar partileri böyle vahim hatalar yaptığında, eğer orada gerçekten iktidardan korkmayan, iktidar dışında da büyümeyi hedefleyen bir iş dünyası varsa, burada her zaman sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bizzat iktidar partisine baskı yaparak durumu dengelemeye çalışır. Bizim en büyük şanssızlıklarımızdan bir tanesi de iş dünyasını temsil eden örgütlerin bu dönemde bizzat o kötü şaibeli politikalara destek çıkmalarıydı. Bakın şunu hatırlayın, ben siyasete girmeden önce çok uzun yıllar, yani 3 tane çok iyi üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Bana bir birinci sınıf ekonomi bölümü öğrencisi Berat Bey'in o 2018 Ağustos'unda yaptığı sunumu yapsa, birinci sınıf öğrencisinden bahsediyorum, dersten kalırdı. Bu kadar kötü bir sunumdan sonra iş dünyasının önde gelen isimleri böyle iyi bir program açıklandı, işte şöyle önümüz açık, Berat Bey'e böyle güveniyoruz deyip ondan sonra vergi borçlarının silinmesini talep ettiler. Yani Türkiye'nin şanssızlıklarından bir tanesi de burada aslında tampon bölge oluşturabilecek, gerektiğinde iktidar partisini yaptığı bu yanlışlardan yanlışları uyarabilecek bir iş dünyasının maalesef olmamasıydı. Bakın, önümüzdeki son 2 sene ekonomiyi az çok bilen herhangi bir iş insanı yapılan bütün bir politikaların bizi felakete sürüklediğini bilir. Ama buna rağmen biz her seferinde, yani Berat Bey görevinden ayrılmadan önce de iş dünyasından tam destek geliyordu. Şimdi baktığınız zaman bu bana göre bizim sorgulamamız gereken şeylerden bir tanesi. Yani iş dünyası neden siyasi partilerin ya da diğer STK'ların yanında burada yer almadı ve ekonomiyi bu kadar fazla kötü uçurma sürükleyen politikalara destek çıktı. Bence bizim bunu da tam şu anda sorgulamamız gerekiyor. Bakın, bugün Türkiye'de faizler Arjantin'den sonra dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faize sahip ülkeyiz Türkiye olarak. %20'lerin üzerinde bir faiz var. Bu faizi biz tamamıyla aslında iş dünyasını son 2 sene içerisindeki pasifliğine, bu uygulanan kötü politikalara ses çıkarmayışına da borçluyuz. O yüzden ben bunu da burada not düşmek istiyorum. Burada tabii ki siyasi partileri ya da Murat Bey gibi özgür düşünen, düşündüğünü her seferinde de gayet iyi bir şekilde savunan meslektaşlarımıza çok ihtiyaç var. Fakat burada bir bakıma iş dünyasının da sağduyulu davranıp bir yanlış politika gördüğünde bunu makul bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Burada da tabii ki bu çalışmalarından ötürü, yani Türkiye'deki iş dünyası ile siyaset arasındaki çalışmalarından ötürü Sayın Ayşe Buğra hocamızı anmamız gerekiyor. Türkiye'nin mahkus tarihlerinden bir tanesi bu. Kötü politikalara iş dünyasının işine geldiği zaman ses çıkarmayışı.